Ben menüme en az 7 puan bekliyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Tatlım olmadı diye diğer yemeklerimi harcayamazlar. Olmuş bir çorba vardı, ufak tefek problemleri vardı. Mezemden iki tanesi, biri beğenildi. Çökertme kebabım beğenildi. Patatese yorum yapabilirler. Kim yaparsa yapsın o patates, yani o hale gelecekti. Mor lahana salatası demişim, mor lahana koymuşum. Yani daha net bir menü yok yani. 7'den aşağı verileceğine eminim. Çünkü dün beğenilen yemeklere bile düşük puan verildi. Bugün de aynı şekilde beğendiklerine de düşük puan verecekler. Ama ben hakkımı koruyacağım. Evet, haftanın ikinci günde ne var yarışta. Şimdi ona puan verme zamanı. Yine eksiksiz bir yarışmacıyla karşı karşıya olduğumuz için 3'ten başlayacaksınız. 10'a kadar yolu var. Buyursunlar, açın tahtalarınızı, kalemlerinizi. Ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak bal kabağı çorbasıyla başladık bugüne. Ara yemek olarak semizotlu nohut vardı. Yanında ise rulo börek vardı, peynirli. Ardından çökertme kebabını yedik ana yemek olarak. Ona mor lahana salatası eşlik etti. Son olarak da süt laç tatlısıyla bugünü kapadık. Bakalım Neval yarışmacılardan kaçar puan alacak? Kimse kimseye bakmasın puanını yazarken ya da düşünürken lütfen. Evet. Tamamladı sanırım yazma işlemi. Değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar? Kararsız olan, tereddütü olan var mı aramızda? Yok. Benim yok Zuhal Hanım. Kemal, kimsenin yok anladım. Ne güzel. Peki. Sana döneyim o zaman, ne var? Kaç puan istiyorsun? Yaptığım yemekler arasında hatalarımı da gördüm. Fakat tabii, başarılarımı da hesapladım. Tabii ki. Ne çıktı sonuçta? 6-7 arası puan bekliyorum, 6-7. Dürüst olmak gerekirse. Peki. 6-7 bekliyormuş Neval. Bakalım beklentilerini karşılayabilecek bir yarışmacı. İlk olarak da Yusuf'un puanıyla başlıyoruz. Yusuf, göster ve söyle lütfen puanını. Açayım Zuhal Hanım. Ben Neval Hanım'a 5 puan verdim. Çevirir misin tam karşıya? 5. 5 puan. Hiç şaşırmadım nedense. Neval Hanım kaç puan vermeni bekliyordunuz acaba? En azından 6 puan verebilirdiniz. Bana da 5 verdiniz Yusuf Bey. Evet. Sizin menünüzden yani farklı bir şey yoktu zaten. Ciddi misiniz? Hanımefendi hala kendimi... Ciddi misiniz? Dünkü menüyü daha çok eleştirdiniz. Yani gerçekten sizi... Daha acımasızsınız dün Yusuf Bey. Daha mı acımasızdım? Evet. Hanımefendi bakın, çorbanızı beğenmedim. Sadece semizotunuzun tadını beğendim. Evet. Nohutların iyi piştiğini söyledim. Oraya 1 puan verdim fazla. Pardon, yarım puan verdim. Çökertme kebabını da beğendiniz diye biliyorum. Patatesinin olmadığını söyledim. Ama patatesi olmadı, eti oldu. Evet, etine ve soslarına 1 puan verdim. Ve geri kalan emeğinize de yarım puan daha ekleyerek 5 puana tamamladım. Yani 4,5 veremeyeceğim için 5'e tamamladım çok ben de. Çok vermişsiniz, teşekkür ederim. Evet, size çok vermiş gerçekten verdim. Yani bana göre. Ya yani bir el açması, baklava yaptım, zaman harcadım, evet, emek verdim. Hiç mi emeğin değeri yok burada? Hanımefendi, ben sizin baklavanızın güllaç gibi olduğunu söyledim zaten. Hiç güzel de güllaç değildi gibi değildi. Tek güzel siz değil söylediniz. Hayır, bunu. Hayır, değil. Öyle bir şey. Sadece siz söylediniz bunu. Damak zevkiniz yok zaten, ben söylüyorum. Beğenmedim. Aynen, sizin de el lezzetiniz de olmadığı gibi. Benim el lezzetim var. Aynen. Peki. Puan gösterme sırası Fikret'te. Fikret, senin de puanını öğrenelim lütfen. Zuhal Hanım, benim puanım 7 puan. Teşekkür ederim Fikret Bey. Yani. Sebebi de düne göre... Kapatabilirsin. Menü çok daha yani büyük seçilmişti. Yani Fikret Bey gerçekten çok değişik bir insanmış. El lezzeti anlamında Sema Hanım'ın daha iyi olduğunu... Maske değil, onun güç kalp maskesi bence. Bugün, menü seçimi anlamında bugün Neval Hanım'ın daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Seçimlerinden evet, dolayı mı verdin? Sadece menü seçiminden seçimi, dolayı bir puan veriyorsun. Yemek gayet güzeldi. Çorba da bence gayet güzeldi. Afiyet olsun. Düşündüğünüz zaman evet, ederim. Börek iyi değildi. Böreğin yanında evet, semizosunu ve nohutu burada genel oyla beğendiğimiz için... Siz beğenmediğiniz zaman oldu. İyi pişmemiş demiştim. Peki. Bakalım Yeliz'den kaç puan geliyor? Evet Yeliz, sendeyiz. Göster bakalım ve de duyalım puanını. Zuhal Hanımcığım. Efendim? Benim Neval Hanım'a puanım. Daha neler? Daha neler? 4. Pes. Yapamadınız Neval Hanımcığım. Yapamadınız mı? Evet. Ya yapamadınız nedir? Evet. Bir kere benim menüm tam.
Bir puanı nereye verdiniz? Üç verseydiniz hiçbir şey yapmamışım sadece gibi davransaydınız. Sadece bakın az önce de belirttim. Etinize verdim Neval Hanımcığım. Sadece etin. Ama mezem de olmuştu. Tamam böreğim olmuştu. Mezem de olmuştu. Çorban da olmuştu. Hangi mezeniz pardon Neval Hanımcığım? Yoğurtladığınız semizotu yani o mu lezzet? Ne yapsaydım semizotuna başka? Ya olmamış Neval Hanımcığım. Neyi tartışalım burada? Olmamış. Ay ben kabul etmiyorum. 4 puan da verilmez yani. Ben de gerçekten. Beşleri kabul etmemiştim. Hani bir puan vermişiz. 4 de değil 1 puan süt yani. Süt gayet konuşmuyorum zaten Neval Hanım. Hayır. Konuşmak daha iyi istemiyorum. Olmayanları ben kabul ediyorum zaten. Doğru değil mi? Hani yani, muhalefet kabul olmuyorum. Siz de biliyorsunuz Neval Hanım. Kabul ettim. Evde yaptım denememi. Buradakiyle aynı olmadı dedim. Bu arada sizler şimdi de hata yapacaksınız. Sevgili seyirciler bir tarafta 7 bir tarafta 4. Allah Allah. Değil mi? Enteresan. Benim puan sistemim evet. İyi yani aslında. Dün Sema Hanım eğer menüsünü doğru zamanda tamam, doğru şekilde önünüze getirseydi ama tamam. Artık anlaşılsın. Ya biraz da lezzetlerden konuşalım. Ben tekrar söylüyorum. Olmayanlarımı kabul ettim. Muhalefet olmadım ama olanların da hakkını savunurum. Evet bakalım son puan olarak Sema'dan kaç puan gelecek? Evet Sema, son puan da senden gelsin lütfen. Benim puanım 5. 5, kapatabilirsin. Evet. Bir şey söylemek istiyor musun? Evet, merak ediyorum 2 puan nereye verdiğini. Neye verdi Sema? Hazırlamanıza, emeğinize, 1 puan da yemeklerinize verdim. Peki, teşekkür toplam ederim. Olarak. Ben teşekkür ederim. Evet. İntikam dediniz. Ha, evet. İntikam, intikam aldınız. İntikamla alakası yok. Sen 5 vermiştin. Tabii. Hayır ben 6 verdim. Altı fakat vermiş. Kendisi 5 hatırlamış. Şimdi şöyle bir şey var. Kendi menümle de kıyasladım. Evet. Peki. Eline emeğine sağlık. Sevgili ne var? Yarın kim geliyor villamıza? Ben geliyorum. Hadi bakalım Yusuf'tan neler gelecek bakalım. Lezzetsiz yemekler. Nasıl bakacağız, lezzetler göreceğiz. Gelecek? Peki. Damak zevkine güvenmiyorum. İyi ki 7 vermişim diyorum şu anda puanlamaları da gördükten sonra. Evet. Bence bu da çok düşük oldu. 4 yenen yerinde. Hakkımı tamamlamış. Bence de iyi ki 7 vermiş. Benim hakkımı da herkes yedi Neval Hanım. Peki. Benim hakkımı da yediler. Ben hariç altı isterim. Siz de yediniz. Peki. İyi akşamlar efendim.